Yok sağ ol. Hazır Çilek uyurken gizli gizli üstümü değiştirip geldim. Aman dikkat et uyanmasın. Ay merak etme sessiz olurum. Ha sen de Tuğçe'ye haber ver. Zile basmasın kapıyı sessizce çalsın. Ben söyledim. Asıl sen Kerem'e söyle. Ha biri var canım. Hatta ben de gidip kapının yanında bekleyeyim. Belki buradan duymam. Hadi gittim ben. İyi şanslar Çile. Of ya sırf Çile'ye yakalanmamak için sabahın köründe evden çıkmak zorundayım. Yavaş yavaş. Abla, yok bir şey Çilek, boza düştü. Sen uyu. Farkındayım çünkü o bozayı oraya ben koydum. Ne? Dolabını açınca ses çıkartsın diye. Bir yere mi gidiyorsun ablacığım? Yok, sadece üstümü değiştireceğim. Emin misin? Evet. Abim nerede? Bilmem, ben yeni kalktım. Ama sen kalkar kalkmaz giymezsin ki. Biri geleceği zaman ya da dışarıya çıkacaksan giyinirsin. Şey, geceliğime süt döküldü de onu değiştireceğim. Hani yeni kalkmıştın ablacığım? Gece dökmüşüm, şimdi gördüm. Ama ben bir şey göremiyorum ablacığım. Çilek, sen uyusana. Hem artık okullar tatil. Bunları düşüneceğine yat uyu. Güzel güzel rüyalar gör. Uyumayacağım. Kalkıyorum. Bir abime bakacağım. Sen de üstünü giyin. Beraber kahvaltı edelim. Eyvah! Şimdi yandık. Firuze abla? Çilek! Ne yapıyorsun sen orada? Ay hiç, ayakkabıları paspası falan topluyorum. Ha, abim nerede? Odasında. Uyuyor herhalde. Ben gidip bir bakayım. Ay yok canım, niye bakacakmışsın? Tatil, bırak da çocuklar uyusunlar. İn şimdi kahvaltı edelim. Daha yeni ettiler. Ne? Demek üçünüz bir olup beni atlatmaya çalışıyordunuz. Ben şimdi sizi kaçtım. Yakalandık. Abi! Uyanmış. Abi aç şu kapıyı. Açamam. Abi aç diyorum ya, aç bir yere gidemezsiniz. Ya ne olur bir günde bizi rahat bırak Çilek ya. Yumruklama. Abi dedim aç şu kapıyı ya. Yoksa kıracağım. Açmayacağım. Candan atlayacaksın değil mi? Bunu sen istedin. Beni evde bırakıp hiçbir yere gidemezsiniz. Sen bunu nasıl yaptın Çilek? Kabiliyet meselesi. Şimdi sıra ablamda. Ama önce... Abimle Çilek birbirine girdi herhalde. Ne yaptın sen Çilek ya? Bu seni bir sürü oyalar. Çilek! Firuze abla! Ne oldu? Nereden bileyim ben? Firuze abla! Ben de tam senin yanına geliyordum. Çilek ne oldu yukarıda? Abin niye bağırıyor? Galiba kalçasını incitti. Ne? Nasıl oldu? Firuze abla! Kapı! Sen dur ben açarım. Hoş geldin Kerem. Çilek! Çilek ya! Geç şöyle. Çilek mahvedeceğim seni, mahvedeceğim. Tamam canım, abi, tamam. Abi acıyor mu? Ceren biraz yardım et, gel kızım. Of, hadi bitti. Ya abi ne oldu böyle? Çilek odamın kapısını kırdı. Sonra bana çelme taktı. Popom çok acıyor. Yüzüstü yat, yüzüstü. Ah Çilek ah, bu yaptığın çok ayıp. Asıl onların yaptığı ayıp. Çilek, yeter artık ya. Her hafta aynı şey. Bana ne? Bak tepemin tasını attırmayın. Kapıyı kilitler, anahtarı tuvalete atar, sifonu da çekerim. Çilek ne olur izin ver de gidelim. Ya beni de götüreceksiniz ya hiç gitmeyeceksiniz. Of! Tuttu yine inadı. Ya siz de bir şey söylesenize. Senin yüzünden arkadaşımızın doğum gününe gidemiyoruz. O olsun, beni ekmeseydiniz. Ya senin ne işin var orada? Ben de
de kendime arkadaş bulurdum. Aa, neler oluyor burada? Hayır, gelemezsin. O partide senin yaşında çocuk yok. O zaman siz de gidemezsiniz. Ya Çilek, bırak. Bari biz Kerem'le sinemaya gidelim. Tamam, beni de götürün. Ama her defasında geliyorsun. Bırak, bir defa da yalnız çıkalım. Hayır, evde tek başıma oturmayacağım. Ben varım ya. Ben onlarla oynamak istiyorum. Ama biz seninle her gün oynamak istemiyoruz. Çilek, ben buradayım. Ben seninle oynarım. Sorun o değil. O zaman ne? He, ne? Size demedim. Eyvah, Tuğçe geldi. Ben bakarım. Ben bakacağım. Anahtarlar bende, ben bakacağım. Niye zile basmıyorsun? Gel Tuğçe, gel. Yakalandık. Cem, niye böyle yatıyorsun? Çünkü Çilek ona çelme takmış, o da kalçasını incitmiş. Ne? Siz doğum gününe gidemiyorsunuz, ablamlar da sinemaya. Çilek! Kızma abla, beni de götürürseniz gidebilirsiniz. Hayır. Peki, siz bilirsiniz. Ben birazdan geliyorum. Çilek nereye? Sizce nereye gitti? Boş ver, hadi kaçalım. Ay kaçamazsınız, evet. Anahtarlar onda. O zaman bahçeden gidelim. Saçmalama, bu halimle mi? Firuze abla koş, anahtarları alalım. Ne yapıyorsun? Kaçmasınlar diye anahtarı tuvalete attım. Şimdi ne yapıyorsun? Sponu çektim. Çilek! Yaptığını gördün mü Firuze abla? Artık günah benden gitti. Bu defa seni hiç korumayacağım. Nereye gidiyorlar? Galiba beni annemi şikayet etmeye. Hadi ben tüyüyorum. Dur. Ben de geleceğim. Nereye gidelim? Yakın bir yere. Evde olacakları seyredeceğim. Yaşasın. Hadi. Bakalım Betüş Peri'nin evinde bugün ne sihirler dönüyor. Aman Avni amca, sakın bayılma. Tüh, hep böyle oluyor. Burası neresi? Komşumuz Avni amcanın evi. Avni amca bize hep teleskopla bakıyor. Buradan olan biteni seyredebiliriz. Ay, benim de canım böyle heyecanlı bir şeyler yapmak istiyordu. O zaman hazır ol. Eğlence başlıyor. Eğlence mi? İzninle Avni amca. Neler oluyor? Firuze abla hala telefonla konuşuyor. Kusura bakmayın Betüş Hanım, rahatsız ettim ama olanları size söylemeden edemedim. Peki, bekliyoruz. Geliyor. Bakalım şimdi ne olacak? Hem de rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat ve...